Arkadaşlar merhaba. Aralık ayı cilt bakım rutiniyle karşınızda yeni birkaç ürün var. Onları da hem göstermek istedim. Bu kez değişiklik yaptık. Akşam rutiniyle başlıyorum. Bu benim genelde pazar rutinim. Pazar günleri yapmış olduğum kimyasal peelingde ben bu videoyu açmak istedim. Duştan çıktığım gibi Ordinary'nin NHA, BHA kimyasal peelingini uyguluyorum. 10-12 dakika bekleyip sonra suyla duruluyorum. Tabii öncesinde temizleme yağıyla yüzümü yıkadım arkadaşlar. Çok pardon, bol suyla duruluyorum yüzümü. Evet, biraz kaşıntı, biraz yanma, kızarıklık olabiliyor görmüş olduğunuz üzere. Hemen bunu bastırması için böyle ferahlatıcı bir aloe vera jeli, aromatikanın çay acı yağı içeren, hem sakinleştiren hem ferahlatan bir aloe vera jeli. Sonrasında da Mary & May'in kolajen losyonunu uyguluyorum. Bunlar bir 10 dakika bekleyecek. Cildim biraz emecek, sakinleşecek. Sonrasında devam edeceğim. Geldim Clarisse'ın serumuna. Onu da uyguluyorum. Bunları daha önce de görmüştünüz zaten ama bitmek üzere artık bu ürünler. Son bir defa rutinimde görün. Ve Aquaril'in göz çevresi kremini uyguluyorum. Bunlar da bekleyecek bir 10-15 dakika kadar. İyice yüzüm emsin. Şöyle alnıma da güzelce süreyim göz çevresine. Evet. Cildim kızarıklığı yavaş yavaş gitmeye başladı. Bunlar emilirken şimdi Husk'ın saç bakım yağını saçıma uyguluyorum. Görmüş olduğunuz üzere cilt bakım rutininin haricinde saç bakım rutini isteyen arkadaşlar da var. Ama görmüş olduğunuz üzere çok önemli bir şey yapmıyorum. Ama tabii isterseniz gene bir rutin çekmeye çalışırım. Nashita'nın saç fırçasını kullanıyorum. Şimdi size çıkan saçları da göstereceğim. Şöyle bir tarayayım. Evet, kestirdikten sonra tabii ki taramak her şey çok daha kolay olmaya başladı benim için. Boyu kısaldı, biraz üzülüyorum ama kendi kullanımı çok rahat. Bu kadar saç çıkmış. Evet, kurutmaya başlıyorum. Çok böyle karıştırmadan yavaş yavaş havalandıra aralardan saçlarımı kurutuyorum. Görmüş olduğunuz üzere çok çılgın saçlarım var. Kabarıyor maalesef. Gördüğünüz üzere böyle kurutuyorum. Çok da özel bir şey yaptığım yok. Tekrar bir tarayacağım. Çok çok fazla saç dökümüm yok şu an. Memnunum. Güzel, gayet iyi gidiyor aslında. Bakın şimdi tamamı bu kadar. Evet, fırçamı da göstereyim merak edenlere. Bununla saç taraması çok kolay. Yani çok karışık saçları bile çok rahat açıyor. Ben çok memnunum. Şimdi akşam uyku maskemi süreceğim. Aquaril'in yoğun nem veren uyku maskesi. Mavi görüyorsunuz. Çok hoş bir şey. Kokusu, herhangi bir rahatsızlığı yok. İçinde mavi partiküller var. Yüzünüze sürerken onlar da yüzünüzde dağılıyor ve güzel bir nem veriyor. Akşam bakım rutinim bu kadar. Hadi sabah olsun artık. Evet, cildimi görüyorsunuz. Ve sabah mükemmel uyandım, gene prensesler gibiyim. Bence en zor olan bölüm bu, yıkamak. Bu ay bunu kullandım. Isentrin'in cilt bakım, cilt temizleme yağı bitti. Son kullanımımdı bu. Bu videoda bitirmiş oldum onu da. Çift fazla temizlik yapıyorum. Akşam da gene bunu kullanmıştım. Aynı şekilde. Şimdi süt formuna geliyor. Biraz da bu şekilde temizleyip duruluyorum. Şu an görmüş olduğunuz ürün biraz enteresan bir ürün. Yani göreceğiniz Aquaril'in köpürmeyen temizleyicisi. Bence bu köpürmeyen temizleyiciyi atopik cilt olabilir, çok hassas cilt olabilir, çok kuru cilt olabilir, kullanabilir. Okey, ben de kullanıyorum, bir sıkıntı yok. Ama hani sanki bir tık böyle çay acı yağı içeren ya da biraz daha böyle yağlı akneli ciltler için olan temizleyiciler bende daha güzel. Belki de psikolojiktir. Yani temizlerken köpürmediği için size tam temizlenmiyormuş hissi verebiliyor. Ama temizleniyor. Yani temizlenmiyor değil, temizleniyor. Cildim güzel, yıkıyorum bununla sabahları ama dediğim gibi bir kuru ciltler ya da daha hassas ciltler bence bu temizleyiciyi daha çok sevecekler. Cildim kuruluyorum, bir kendime gelmeye çalışıyorum ki gelememişim. Hemen Mary & May'in kolajen boost spreyini bir sabah sıkıyorum. Bu da bence sabahları çok iyi geliyor, ben seviyorum bunu. Bu güzel, böyle bir 5 dakika bekliyorum. Sonrasında Cosrx'in Snail
Mucin serumu bu da artık son demlerini yaşıyor. Bence bu ay bitenlere bunu da yerleştiririm diye düşünüyorum. Bitenler videosunda görürsünüz. Çok güzel bir müsildi. Müsliydi. Ben çok memnunum. Şimdi Ionic'in çay ağacı yağı içeren serumu. Bu da güzel. Bunu da seviyorum. Yağ dengemi güzel koruyor. Daha yüzümün şişliği inmemiş. Ne kadar erken bir saat. Bunun hemen sonrasında Manyo'nun Niacin serumunu, Niacinamide serumunu uygulayacağım ve bu ay gene göz çevreme yeni başladım. Ordinary'nin kafein içeren göz çevresi serumunu uygulayacağım. Ordinary'nin kafein serumunu geçen yıl da kullanmıştım, memnundum. Clarisse'inki bitince elimde bu vardı. Buna geçtim gene. Yoğun yapıda bir serum ve gerçekten göz çevrenizi bir ferahlatıyor. Siyahlıklara bilmiyorum da ben memnunum. Clarisse'in nemlendirici serumu, bunu gerçekten bir tecrübe etmeniz gerekiyor. Bunun verdiği his gerçekten çok farklı ve çok güzel, böyle iyi hissettiriyor. Bu da bitmek üzere. Bitenlere herhalde bu da gelecek. Yani göz çevresi kremi Aqualin 5.5. Göz çevresi kremini uyguluyorum. Şöyle gene alnıma, şöyle bir masaj burun çevresine, mimik çizgilerine doğru hafif indirebilirsiniz. Gene burada bir 10-15 dakika bekleyeceğim arkadaşlar ve Aqualin solüsyonuna geçeceğim. Bundan çok memnun kalmadım. Neden çok memnun kalmadığımı birazdan anlatacağım sizlere ki bugün biraz fazla uyguladım. Benimin üstüne alıyorum bir kısmını. Bunu da uyguluyorum ama bu rutinimde olan bir ürün değil artık maalesef. Şimdi size son halini göstereyim. Bir yarım saat sonra güneş kremi uygularken görüşeceğiz. Bye bye. Selamlar, günaydın. Bu ayın cilt bakım rutininin son bölümünü böyle çekmek istedim. Gene şu güneş kremini kullanacağım. Artık böyle 1-2 günlük kaldığı için ve bitsin diye bekliyor. Aslında çok güzel. Yapısı çok güzel. Sizi hiç rahatsız etmiyor. Yani cildinize çok iyi gelen bir krem. Fakat benim sıkıntım görüntüde beyazlık bırakıyor. Çünkü birçok makyaj videosunun altında da, makyaj videosunda da hep bu vardı yüzümde. O yüzden biraz böyle yanıltabiliyor sizi. Ve şu losyondan bahsedeceğim. Aqualin Fitoaktif Balenciaga'nın losyonu B5. bu da çok güzel bir marka. Gerçekten işte temizleyicisini kullandım. Gece uyku maskesini kullanıyorum. Göz çevresini kullanıyorum. Çok memnunum. Sesi duyabiliyor musunuz? Yapış yapış ve emilmiyor. Yağlı ciltler buna bakmasın. Yani sürdüm yarım saat oluyor. Ben süreli az önceki bölümden bu yana bir kahve içtim, kendime geldim biraz. Emilmiyor. Yüzümde bir terleme, bir ısınma. Ya birkaç gün zorladım ben bunu. İlk gece kullanayım dedim. Kremin altında skandal. O tamamen berbat oldu. Çok pardon. Sabahları kullanmayı denedim. Ama ben de eminmiyor. Eğer ki cildiniz çok kuruysa, çok böyle normal ciltler bile bence, yani ki benim cildim kurudur. Yağlı olmasına rağmen kuru bir cildim vardır. Çok böyle kuru ciltler falan kullanmalı bence bunu. Böyle tıkır tıkır, hani sürersiniz hemen emer, sürersiniz hemen emer. Boyun da falan hiç eminmedi. O yüzden bu benim çok kullandığım bir şey değil kız kardeşim. Gidecek. Bu arada her yer krem yaptım. Kremler biterken böyle biraz hırpalıyorlar. Güzel bir krem fakat görüntüsü biraz beni günlük hayatta kaşlarıma çok doluyor. Yüzümü çok beyaz yapıyor. O açıdan rahatsız ediyor. Yoksa 10 numara bir krem. Krem gayet güzel. Mizon'da zaten çok severek kullandığım markalardan biri. Çok böyle pişman etmeyen güzel bir marka. Nasıl ama? Ki hep diyorum, ellerim yüzüme göre çok beyazdır benim. Kaşlarım, maşlarım zaten mükemmel. Felaket oldu. Neyse, bu krem de böyle bitecek inşallah.
Böyle bir iki güne bunu da bitiririm. Bu ayın bitenlerinde görürsünüz. Şöyle. Şimdi biraz evrimini görün diye böyle yayılıyorum buralarda. Sabah okuyoruz. Şu an saat 9:40 geçiyor. Tüm bu uygulamalarım benim normalde 9:30 gibi bitmiş oluyor. Yüzüme güneş kremini saat 9:30 gibi ben sürmüş oluyorum. Akşam neyi kullandım ben? Ordinary'nin EHA, BHA kimyasal peelingini kullandım. Haftada bir yapıyorum. Mutlaka sabah erken saatlerde güneş kremi sürmüş oluyorum. Dışarıya çıkacaksam bu güneş kremini yeniliyorum. Çünkü kimyasal bir soyucu iyi bakmak gerekiyor. Kışın da olsa hiçbir zaman güneş kremi aksatmamaya çalışıyorum. Cildim toparladı, iyi durumda. Önümüzdeki ay daha umutlu olduğum, çok merak ettiğim bir markaya başlayacağım. Onda da G4-5 ürün var. Çılgınlar gibi merak ediyorum onda. Onu da öyle deneyimleyeceğim ve gene uygulamada paylaşacağım sizlere. Yok eminmiyor yani alttaki losyon öyle bir losyon ki çok kuruysanız, çok böyle cildinizin neme ihtiyacı varsa alın diyeceğim bir losyon. O yüzden kız kardeşime gidecek bu. Onun cildi benimkinin tam aksine aşırı kuru. O rahatlıkla kullanabilir. Böyle göz çevrem, dudak çevrem. Neyse. Bu ayın cilt bakım rutinim bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.